Burası Muz Cumhuriyeti değil. Bir yanıt hala yok. Muhalefet günlerdir soruyor. İktidar kanadı ise uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ta ki çarşamba gününe kadar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sürpriz bir görüşme yaptı. İçişleri Bakanı'nın da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini çağırmasına gerek yok. Gidip bu isimi ihbar etmesi o makamda oturmanın gerektirdiği bir sorumluluktur. Şentop bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan 3 hafta sonra gerçekleşti. Bakan Soylu görüşmede bu ismi Meclis Başkanı Şentop'a söyledi. Görüşmeden bir gün sonra ise Bakan Soylu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuya ilişkin bilgi verdi. Kuliste konuşulanlara göre 10 bin dolar alan siyasetçinin 600 milletvekilinden biri olmadığı belirtiliyor. Sayın Naciciniz. Bakan Soylu'nun ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk yorum geldi. Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastiyle ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır ifadelerini kullandı. Sadece Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı'nı göreve davet etmiyor. Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz.